Sayın hocalarım, kıymetli meslektaşlarım, herkese iyi akşamlar. Ben Başakşehir Çam Üniversitesi Şehir Hastanesi'nden Doktor Nihal Aykun. Bizim hastamız 52 yaşında bir kadın hasta. Bayılma şikayetiyle acil servise başvuruyor. Hastamız acil servisteki değerlendirmesinde hipoglisemi saptanması üzerine iç hastalıkları servisine yatırılıyor. Hastamızın fizik muayenesinde bütün sistem muayeneleri normal. Body mass indeksi 35, kilogramı ise 90 olarak ölçülüyor. Özgeçmişinde ek hastalığı bulunmayan hastamızın ilk laboratuvar değerlendirmesinde glikozu 20 mg bölü desilitre, insülini 0613 olarak ölçülüyor. C-peptidi 1.3, somatomedin C'si 97.1 geliyor. Hastanın hemoglobin A1C'si 4.5 olarak değerlendiriliyor. AST'si 34, ALT'si 38, tümör markerleri normal, hemoglobini 15 olarak saptanıyor. Bir sonraki slide lütfen. Hastamıza yapılan Ağustos ayındaki batın VT'si görüntülemesinde karaciğerde sağ lobu büyük oranda oblitere eden 20 çarpı 16 santimlik bir solid lezyon saptanıyor. HCC düşünülüyor ve MR çekiliyor hastaya. MR'da da karaciğer sağ lobu yine büyük oranda ekspanse ve obliter eden 20 çarpı 15 santimlik arteriyel fazdan venöz faza doğru azalarak heterojen kontrastlanan iyi sınırlı solid bir tümör saptanıyor. Yine Ağustos ayında çekilen PET CT'sinde karaciğer sağ lobda non-metabolik hipodens 170'e 128, 187 milim boyutlarında kitlesel lezyonu var. Buradan turikuat biyopsi yapılıyor. Biyopsi sonucunda soliter fibroz tümör olarak raporlanıyor. Ki 67 profilasyon indeksi %15. Mitozu da 10 büyük 10'da 4 olarak değerlendiriliyor. Slide lütfen. Bu hastamıza tıbbi onkoloji önerisi üzerine trozinkinaz inhibitörü pazopanib başlanıyor. Ve 3 ay sonraki kontrol batın MR'ında karaciğer sağ lobu obliter ve ekspanse eden 20 çarpı 15 santim boyutlarında arteriyel fazdan başlayıp geç venöz faza kadar kontrastlanan iyi sınırlı solid tümör saptanıyor. Hastanın takibi sırasında dirençli hipoglisemisi olması üzerine steroid ve somatostatin tedavisi deneniyor. Fakat tedaviye rağmen kan şekeri regüle edilemiyor. Hastamız tarafınıza refere edildi. Servisimizi aldığında yutma güçlüğünün olması üzerine biz gastroskopi yaptık. Gastroskopisinde özofajyal kandidiyazisi ve ateşi olan hastanın kan kültüründe de kodomeo ühmeri mayası üredi. Biz hastamıza portal ven Doppler ultrasonu yaptık. Hepatik ven sağ dalı ve portal ven sağ dalı kitle tarafından oblitere edilmişti. Orta hepatik ven kitle tarafından belirgin yaylandırılmakta olup Fenek ve bileşkesine kadar 1 santim uzaklıkta kitle ile yakın temasta olduğu gözlendi. Volümetrik incelememizde ise karaciğer sol lobu 1100 santimetre küp olarak ölçüldü. Bundan sonrasında ne yapalım ile ilgili konuşmak için konseyimizden görüş almak üzere konseyimize bildirdik. Hipoglisemi nedenmiş peki? Onunla ilgili de Volkan Hoca ile konuşuruz şimdi hocam. Evet, onunla ilgili bir yorum yapabilirim zamanın geldiğinde Evet istiyorsanız. hocam, sizi bekliyoruz hocam zaten. Şöyle, bu soliteri fibrosis tümörlerin bir kısmı çok büyük olanları özellikle IGF, insulin growth factor 2 yanlış hatırlamıyorsam çok oldu bunu bu konuyu okuyalı ama bir insulin growth faktörü salgılayarak hakikaten böyle inkonstrikt tedavisi çok zor olan hipoglisemi yapar. Şimdi bakmam lazım literatüre onun tedavisiyle ilgili bu yani faktör aslında IGF olduğu için klasik şeker tedavisi tedavisi yerine farklı bir takım şeylerle ilaçlarla onu tedavi ediyorlar hatırladığım kadarıyla ama o kısmına bakmam lazım. Tamam hocam. Bitirelim. Şimdi ben şeylerini göstereyim. 31 Ağustos 2020 tarihli BT'lerini göstereyim hastanın. Şimdi bir kere azigos veni ileri derecede genişlemiş. Bu da inferior vena cava'da bir sıkıntı olabileceğini düşündüren bir bulgu.
Suprahepatik inferior vena cava açık gözüküyor. Şuradan aşağıya geldiğimizde muhtemelen bu şeyin BT'nin fazı nedeniyle seçemiyoruz. Sonrasına bakarız. Ben gördüklerimi söyleyeyim en azından. Sol portal ven açık gözüküyor. Şu sağ portal ven, lezyon sağ portal veni ileri derecede yaylandırmış gözüküyor. Çok incecik posterior dalını izliyoruz. Şurada da anterior dalını izliyoruz. İleri derecede yaylanmış, incelmiş fakat açık olan enteresan bir şekilde portal ven dalları. Şu da posterior dalı. Şöyle devamlılığını görüyoruz. Kitlenin içerisinde farklı komponentler var. Daha yoğun kontrast, homojen kontrast tutan alanlar var. Daha düşük densitede, heterojen iç yapıda bir lezyon bu. Aşağıya doğru geldiğimizde de şuradan inferior vena cava içerisinde kontrast olmayan intrahepatik inferior vena cava muhtemelen ileri derecede bası altında. Belki şu fazda onu daha iyi görürüz. Sol hepatik veni izliyoruz ama diğer hepatik venleri ben seçemedim. Tirozin kinaz tedavisinin üzerinden 4 ay mı geçti bu durumda? 3 ay geçti hocam. Çok da bir değişiklik gözükmemiş aslında. Şöyle göstereyim ben. Lezyon zaten hani boyutlarında çok belirgin bir değişiklik yok ama kontrastlı inceleme varsa şeylerine bakalım. Yok, yeni kontrastlı inceleme yok galiba. Yeni PET var. Aralığa ait. Evet hocam. Yani lezyon boyutlarında çok belirgin bir şey gözükmüyor. Regresyon en azından yok. Çok belirgin bir nekroz da gözükmüyor. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Ek soru olursa onlara da cevap vereyim. Ama hani BT'nin fazları çok yeterli değil. Onun için Doppler bulgularını söylediniz herhalde. Suprahepatik vena cava görünüyor mu? Görünüyor. Orası açık. İnfrahepatik de görünüyor. Yok. O görünmüyor. Allah. Yani işte BT'ye beraber baktık şu. Yani görelim ya, beraber. Görme ihtimalini seviyorum Arzu Hocam. O tiroidi de korkunçmuş hastanın bu arada. Şöyle göstereyim. Her iki tiroid glandı da ileri derecede boyutları artmış. İçerisinde multiple nodülleri var. Multinodüler guatrı var hastanın aynı zamanda. Aşağıya doğru geliyoruz. İşte hep beraber bakıyoruz. Inferior vena cava yani hayal edebiliriz. Şu dolmamış olan cava. Şöyle geliyor. Muhtemelen şurada kitle etkisiyle bası altında olması lazım. Renal ven seviyesinde herhalde görünüyor. Aşağıda bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Yani şuralarda yani erken fazı olduğu için şey gözükmüyor. İnferior vena cava içinde kontrast ama cava açıkmış gibi gözüküyor. Zaten Doppler'i de var. Şu MR'lardan belki daha fazla bir şey bulabiliriz. Bu kontrastsız olsun yine bakalım. Bu arada tümör tamamen ametabolik. O da çok enteresan. PET'te neredeyse hiç aktivite gözükmüyor. Şey açık. İnfrarenal inferior vena cava'yı şurada görüyoruz. Kontrastla dolu açık olarak. Sağ renal venin katılım yeri şurası. Yukarıya doğru geldiğimizde zaten ileri derecede kompresi bir inferior vena cava olması lazım şurası. Suprahepatik inferior vena cava ve sol hepatik veni açık hastanın. Sol portal veni de açık normal bilinmeyenle. Yani bu kadar heterojen iç yapıda, heterojen kontrast tutan, nekrotik alanları olan bir lezyonun PET görüntülerini göstereyim. Şöyle. Galyum PET ama bu. FDG PET de yapıldı herhalde. O da negatif, öyle mi? Evet hocam. O var mı burada? Burayı yıkamış. Yok.
Sadece galyum peti var. FTC'sini göremedik. Onkolojik peti mi? Onkolojik peti. Yok, onkolojik peti. Yok. Ha, şu olabilir. Onkolojik peti var hocam sizde. Var mı? Evet. Onda da öyle. Tamamen o metabolik. Çok enteresan. Evet. Hasta kaç kilo? Volümetri yapmışsınız zaten. Evet hocam. Kaç kilo hasta? Yani 90 kilo. 90 kilo hocam. İyi, maşallah. Hastanızın hipoglisemisi çok derin. Şöyle ki %20 dekstroz ile IV veriyoruz. Şekerini regüle etmekte çok zorlanıyoruz. Hiç parenteral sıvıdan ayıramıyoruz. Çünkü kandiyazisinden dolayı oral alımı da kötü. Yani yutkunurken çok zorlanıyor. Dolayısıyla maalesef dekstrozu solüsyondan hiç ayıramıyoruz hastamızı. Dolayısıyla kliniğine katkıda bulunuyor. Tedaviyi etkileyecek bir antide olarak düşünüyoruz. Şeker verildi mi acaba? Kortizon verildi mi acaba hastaya? Dahiliyede steroid tedavisi başlanmış fakat steroid tedavisine rağmen kan şekeri regüle edilememiş. Bizim aldığımız kan kültürlerinde maya üremesi üzerine biz steroid tedavisini vermedik hastaya. Evet, şu anda çünkü literatürde de tekrar bakıyorum bunun diyabetin bu hastalık solitary fibrous tümörle ilişkisine Doge Potter sendromu deniyormuş. Siz de görmüşsünüzdür herhalde. Ve orada kortizona ayrı bir de glukagon ve somatotropin inhibitörlerinin faydalı olduğu söyleniyor. Bilmiyorum dikkatini çekmiş miydi? İsterseniz ben bir yayın buldum. Bana bir e-mail atarsanız gönderebilirim size. Çok seviniriz. Biz glukagon tedavisini henüz denemedik. Fakat somatostatin ve steroid tedavisine rağmen kan şekeri regülasyonu başarılı olmadı. Evet, yani rezeksiyonun zaten esas tabii çözüm olduğu bilinen bir şey. Ama onu bilemiyorum, tartışacaksınız herhalde. Evet. Teşekkür ederim. Rezeksiyon için ilgin hocam, sizin öneriniz extended yapılabilir mi? Sağ portabel embolizasyonu yapılmış mıydı gibi sorular mevcut hocam. Şimdi şöyle, aslında hani lezyona baktığınız zaman ve aksiyel görüntülemede ilk izlenim hani sol lob çok küçük. Acaba bir tareyle bu lezyon bir miktar küçülür, daha sonra rezeksiyon yapılabilir mi diye açıkçası ilk şeyde aklımıza geldi. Fakat daha sonra Özgür Hoca ve Muharrem Hoca özellikle karaciğerin soldan aşağıya doğru büyüdüğünü göz önüne alarak bir volümetri yaptılar. Orada aslında iyi bir hacim çıktı, 1100 gibi 90 kiloluk bir hasta için iyi bir hacim. Onun için açıkçası hani bu arada tareye uygun olmadığı da düşünüldü nükleer tıp tarafından. Neden? Efendim? Neden? Neden tareye uygun değil? O şey olarak yani bence uygundu. Onlar hani dediğim gibi şey yapmak yani bu lezyona tare yapmak istemediler. Belki borderline bir tümör olmasını da göz önüne aldılar. Hani biz önermiştik. O hasta bir başka hastanede o dönemde Çamsakura'da tare yapılmıyordu. İstanbul'un aktif tare yapan devlet kurumların birinde yaklaşık 10 gün kadar yattı ve daha sonra yapılmayarak Çamsakura'ya geri gönderildi. Ben bir şey söyleyebilir miyim tare ile ilgili? Buyurun. Arzu hocam. Şimdi taredeki hadise portal ve embolizasyonu gibi değil. Bilirsiniz tarede tam cevabı almak için 3 ay beklemek gerekiyor. Süre uzun. Hani böyle bir hastada tare yapacaksak 3 ay beklemek sol lobun atrofisini daha geç oluyor tarede. İnsül kan şekeri bu kadar irregüle, kontrolsüz bir hastada. Yani herhalde 1100 ise doğrudan cerrahi düşünmek daha mantıklı olacak. Yok, ben onu şey için söylemedim. Sol lobda hipertrofi olsun diye. Zaten sol lob volümü yeterliymiş. Eğer cerrahi tedavi yapılamayacaksa lezyon tedavisi için söyledim ben. Veya cerrahiye köprü olarak söyledim. Hocam bu vaka için Muharrem abinin de konseyde bir önerisi, yani bir konuşması olmuştu. Onunla ilgili bir soru da var zaten. Kalan volüm yeterse total hepatektomi, ekstra rezeksiyon, graft kavaylı ototransplantasyon için aday olabilir mi diye. Muharrem abi, sizin bir öneriniz olur mu? Evet,
Her şey mümkün tabii ki. Sonuç itibariyle teknik olarak neler yapabildiğinizle alakalı. Ben Boğaz'da itiraf edeyim, en çok tartıştığımız konu acaba cerrahi sınır kaygımız olacak mıydı? Ben bu cerrahi sınır kaygısını ben çok taşımadığımı ifade etmiştim. Çünkü şu anda hepimizin yani hastanın en büyük kaygısı hipoglisemi düzeltebilmek. Hastayı hipoglisemisini çözebilsek itiraf edeyim hiç ameliyat bile etmeyelim diyebileceğiz belki ama şu anda kitle etkisinden öte. Hipoglisemisinden dediğim gibi sonuçta 120'lik saatte 100 cc alan bir insandan bahsediyoruz. Yani 2500 cc şekerli solüten alıyor hasta devamlı. Ve buna rağmen şekerleri işte 45 ile 70 arasında seyreden bir hastadan bahsediyoruz. Yani günde 12 defa işte kan şekeri ölçülen 24'te 12'yi yeni indirebildik diyeyim. O nedenle ben bu hastada aslında ciddi bir volüm kaybının olmayacağını, yani sadece belki enikülasyon gibi bir cerrahi, belki çok standart bir cerrahimiz olmayacak. Ama öncelikle kitlesinin çıkarılmasını düşünüyorum. Elbette ki ben ekavaya repozisyon atıyorum ya tamir ya da gibi kaygılar olacaktır. İşte bunun hazırlığıyla beraber bu cerrahi girişim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Küçültüp acaba yapabilir miyiz diye biz de tarihi başta bir ön plana çektik. Ama sonra nükleer tıpında girişimsel radyolojinin de işte bu konudan imtina etmeleri nedeniyle şimdi cerrahi ön plana çekelim dedik ama bu sefer de kandida ile uğraşıyoruz. Kandida tedavisine başladık. 2 hafta bu tedaviyi tamamladıktan sonra tekrar cerrahi açısından değerlendireceğiz. En son görüntülemeleri 15-20 Kasım gibi kesitsel görüntülemeleri var. Daha sonra başka bir insülinoma odağı var mıdır diye biz o patetlerini değerlendirdik endokrinle beraber. Ama yeni bir görüntülemesini yaptıktan sonra muhtemelen 1-2 hafta sonra cerrahi yapalım diye düşünüyoruz. Ama fikirleri de açığız tabii. Orhan Hocam, çok özür dilerim. Orhan Hocanın bir el kaldırması vardı da o yüzden. Buyurun hocam. Yo, ben de yani aslında Muharrem kabaca özetti de aynı fikirdeyim. Yani bir kitle bir şekilde rezektable sonuçta benim de gördüğümüz. Zaten sağda parankim yok. Bir de solda parankim var. Ama gerçekten tabii kandidiyazisin düzeltilmesi, şekerin regüle edilmesi bunlar önemli tabii preopunda. Yoksa teknik olarak rezeksiyon yapılabilir. Öyle görüyorum ben de. Ama anlamakta zorlanıyorum gerçekten. Bu hipoglisemi'nin nedeni, kaynağı neresi, niye bu yaşanıyor? Hakikaten enteresan bir olgu. Yani bu yapılınca bu tablo düzelecek mi gerçekten? Biraz soru işareti gibi geldi bana. MR'da başka bir şey bulamadınız değil mi Muharrem paranki, pankreas parankimi için? Bulamadık yani. Hocam. Literatür bu olguları destekliyor. Bizim de bir iki tane bulduğumuz olgu sunumu var. Bunlarda İnsülin-like growth faktörün dediğim gibi IGF-2 hocamızın da ifade ettiği gibi baskın olarak salgılandığı ve hastalarda hipoglisemi kliniği oluşturabildiğine yönelik bizim de beklentimiz hipoglisemisinin kitle rezeksiyon sonrası düzelmesi. Başka bir odak bulamadık. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben şöyle biraz önce hoca da hatırlatınca ben de baktım. Gerçekten çok enteresan. Bir iki tane böyle şey var. Yani şöyle bir şey açıkçası. Ya bu tip vakalarda hani bir tirozin kinaz inhibitörüyle küçültmeye çalışmak gibi bir şey yapılmıyor benim anladığım kadarıyla. Çok net tarif etmişler. Bu tamamen non-islet cell hipoglisemi. Bir paraneoplastik sendrom. Bunu ilk görüldüğü andan itibaren rezeke edilmesi lazım. Yani ben ama hiç böyle bir şey görmemiştim gerçekten. Zaten oldukça da nadir bir şeymiş. Ya tam vaka takdimlik bir şey ama ilk andan rezeke edilebilir gibi görünüyor. Çünkü bu hani tirozin kinazın da bunda efektivitesi o da soru işareti bir şey. Bir de ben şey soracağım. 1100 mililitre çok büyük geldi bana o karaciğere. Gerçekten iyi çıkmış ya da yani bize göz yanılsaması gibi geliyor herhalde burada ama yani 1100 ise ilk baştan direkt birinci elden rezeksiyon da düşünülebilirdi bu hastada herhalde. İtiraf edeyim. Bu hastaya biz primer olarak sahiplendiğimiz daha önce konseyde de tartıştık ama dediğim gibi kendi elinizin altına gelince biraz daha ciddi gözle bakılabiliyor. Yani önceden biraz daha küçültelim işte yaklaşım gibi konuştuğumuzu hatırlıyorum 3-4 ay kadar önce konseyde. Daha sonra hastanın takiplerinde bir problem yaşandı ama 2-3 haftadır dediğim gibi kendi klinimizi takip ediliyor. O nedenle işte volümetrisi, işte Doppler ultrasonografisi, kava işte açıklığına yönelik gelişmeleri biraz daha ciddi yaklaşabildik kendimizce. Dediğim gibi volümetrisini kendim yaptım özellikle. Dediğim gibi o hastada 90 kilo bir hasta, yani devamlı şeker yüklenen bir hasta. Birazcık daha karaciğeri de sola doğru değil, yani dalağa doğru değil, aşağıya doğru. Neredeyse göbek deliğine kadar uzanan bir sol lob var. Aşağı doğru büyümesi söz konusu. Bu da kitlenin etkisi muhtemelen.
dediğim gibi inşallah neticelendirebilirsek yine tekrar burada sunmak isteriz. Teşekkür ederim. Ben Volkan Hoca'nın bir el kaldırdığını görüyorum. Buyurun hocam. Evet, ben zaman içinde, yıllar içinde bundan 3 örneğini gördüm. Üçünde de çok büyük solitary fibrous tümörler söz konusuydu. Üçünde de rezeksiyon sonrası çok dramatik şeker düşmesi oldu. Bir tanesinde rekürensle birlikte şeker geri geliyor. Şöyle bir şey, hakikaten buradaki konu IGF-2 salgılaması tümörün ve tümörün büyüklüğüyle de biraz doğru orantı var gibi bir izlenim var. Yani burada debulking bile bu hastanın aslında şekerine bayağı bir katkı yapabilir. Totali çıkarsa beklentimiz bunun şekerinin aniden düzeleceği şeklinde olmalıdır. Muhtemelen öyle olacaktır. Benzer bir yorum da var hocam zaten. Şöyle, sağ portal ve sağ tera yapılsa tümörün kanlanması azalıp hipoglisemi biraz daha azalabilir ve ameliyata kadar biraz daha zaman kazanılabilir gibi bir öneri de mevcut. Onu da okumadan geçmek istemedim. Muharrem abi, sonlandırmak ister misiniz sonuç olarak? Yo, çok teşekkür ederim. Çok değerli yorumlar aldık. Dediğim gibi takip süreçler içerisinde bir sonraki toplantıda inşallah sonuçlarımızı da ifade edeceğiz tekrar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben kısa bir şey ekleyebilir miyim? Bu, buyurun hocam. Şimdi bakarken literatürde embolizasyon yapmışlar ve embolizasyon sonrasında hipoglisemi düzelmiş. O da enteresan. Hani eskiden mesela nöroendokrin tümörlerde semptomatik olanlarda kemoembolizasyon sonrası %95 semptomatik iyileşme görürdük. Şimdi daha çok radyoembolizasyon yapıyoruz. Hani herhangi bir nedenle cerrahi yapılamazsa, bu mantardı, hipoglisemiydi, bence bu hasta radyoembolizasyondan fayda görür diye ben düşünüyorum açıkçası. Yok, haklısınız. Bizi orada kaygılandıran konu da şey oldu. Portal ven neredeyse tama yakın tıkalı gibi duruyor. Sağ portal ven. Şimdi arteride tıkarsak acaba bu sefer de zaten hipoglisemi, kandiyaz, acaba bir de enfeksiyon kliniğiyle ya da nekrozlarla uğraşır mıyız diye öyle bir imtina ettik. Yok yok, radyo embolizasyon. Kemo embolizasyon değil. Radyo embolizasyonda anladım, arteri tıkamıyoruz zaten. Anladım. Onun için. Anladım. Teşekkür ederiz. Bir sonraki vakaya geçelim o zaman.